Bir önceki dersimizde sekstant yükseklik düzeltmelerini öğrenmiştik. Şimdi bu düzeltmeleri örnekler üzerinde uygulayarak anlatacağım. İlk örneğimizden başlayalım. 25 Ocak 2011 günü güneşin alt kenarından ölçülen sekstant yüksekliğimiz 42 derece 10,3 dakika olarak bulunmuş. Bizim instrument error'ımız 1 dakika, index error'ımız 1.2 dakikaymış, sıcaklığımız 22 santigrat derece. Basıncımız 1020 milibar ve göz yüksekliğimiz 12.4 metre olarak ölçülmüş. Gözlenen sekstant yüksekliğimizin ne olduğunu istemiş arkadaşlar. En başta anlatmış olduğum gibi şöyle bir tablomuz vardı. Bu tablomuzu kullanacağız şimdi. İlk başta neyi istemiş bizden? Sekstant yüksekliğini. Bakıyoruz sekstant yüksekliğimiz 42 derece 10.3 dakika. Hemen bunu buraya yazıyorum. 42 derece 10 3 dakika. İkinci olaraksa bizden index correction'ımızı istemiş. Bakın instrument error ve index error'ımızın toplamıyla bu bulunuyormuş. Hemen onu burada toplayalım arkadaşlar. Hemen yazıyorum şuraya. Index correction eşittir instrument error artı indeks error diyorduk. Bu bakın instrument error 1 dakikaymış. İndeks 1.2 dakikaymış. Artı 1,2 dakika. Şimdi bunun ikisini topladığımız zaman eşittir 2,2 dakika olarak bulurum. Bunu da tablomda yerine yazıyorum. Şuraya 2,2 dakika diye bunu not aldım. Hasse değerimse sekstant yüksekliği ile indeks koreksiyonunun toplamıydı. Bunun ikisini topladığım zaman 42 derece 12,5 dakika olarak hc değerimi buldum. Şimdi dip düzeltmesine geldik. Dip düzeltmesi göz yüksekliği ile ilgili bir hataydı. Şimdi bunu almanak üzerinden bulacağız. 2011 yılına ait almanağımızı bulduk. Almanağımızdan göz yüksekliğimiz 12.4 metreymiş. Bu değeri ilgili tablodan girerek bizim dip düzeltmemizi bulacağız. Şimdi Alman ağımızın ilk sayfalarında bu tablomuz bulunuyor. Bakın burada A2 sayfasında. Şimdi buradan bakın çevren alçalımı yazan yere geliyoruz. Çevren alçalımı dip düzeltmesi ile ilgiliydi. Türkçesi bu şekildeydi. Çevren alçalımı yazan yerden bakın metre ve fit cinsinden göz yüksekliğimizin değerleri giriliyor. Bizimkisi 12.4 metreydi. O zaman buradan 12.4 metrenin aralığını buluruz. Bakın 12.2 ile 12.6 arasında bizim 12.4 aralığımız. Burası 12,4'ün bulunabileceği aralık. Burada arkadaşlar düzeltmemiz ne kadarmış bakın. Eksi 6.2 düzeltme yazıyor bakın. Eksi 6.2 bunu şimdi bizim tablomuzda girmemiz gerekiyor. Tablomuzu getirdim. Tablomuzda dip düzeltmesinin karşısına biz ne yazıyoruz? Eksi 6,2 dakika yapıyoruz. Hs değerimle dip değerimi topladığım zaman 42 derece 0,6,3 dakika olarak haşa değerimi bulmuş oldum. Şimdi ise arkadaşlar güneşi değerlendirdiğimiz için biz esas düzeltmeyi yapacağız. Ek düzeltme diyor Mars Venüs güneşle ilgili değil. Paralak düzeltmesi diyor sadece ay. Ek düzeltme sadece ayın üst kenarı. Evet bu üçünü de elemiş olduk. Esas düzeltme ve kırılma düzeltmemiz kaldı. Şimdi esas düzeltmeyi yapalım. Esas düzeltmeyi yapmak için ben ha bulmuş olduğum haşa değerimi bakın buradaki tabloda girmem gerekiyor. Biz dip düzeltmesini yaptık. Bakın bu tarafa bakıyor. Bakın güneş için bu tablo verilmiş. Diğer e gök cisimleri için yıldızlar ve gezegenler için bu tarafı kullanacağım. O zaman güneşim içinse buradaki tabloyu kullanacağım. Ve 10 derece ile 90 derece arasında gireceğin değerler için burayı kullanacağım. Eğer 10 dereceden küçükse hocam biz hangi tabloyu gireceğiz diyorsanız bunun diğer sayfalarında bakın şu şekilde göstereyim. 0 derece ile 10 derecenin olduğu tabloların bulunduğu sayfada var. Oradan yararlanabilirsiniz. Bizimkisi 10 ile 90 derece arası olduğu için bu tabloda yararlanacağız. Şimdi haşa değerim benim 42 derece 06,3 dakikaydı. Şimdi buradaki güneş olduğu için bu tablodan yararlanarak bu değeri gireceğim. Şimdi 42 derecenin olduğu yere doğru yaklaştırayım. Bakın 42 derece tam şu aralığa denk geliyor arkadaşlar. Gördünüz mü? 42 derece 0,6,3 dakika. Bakın bu aralıkta benim düzeltmem neymiş? 15,2 Bakın burada düzeltmemi buldum 15,2 Peki hocam yan tarafındaki Bakın 15,2'yi buldum ama Yan tarafında bir de eksi -17 17,1 var Bu nedir hocam diyecek olursanız Biz güneşin alt kenarından gözlem yaptık Eğer üst kenarından gözlem yapsaydık O eksi -17 17,1'i alırdık Ama alt kenarından yaptığımız için 15. ,2. 2'yi alacağız ve bunu tablomuzda işleyeceğiz esas düzeltme kısmına ben 15,2 dakika olarak bunu gireceğim esas düzeltmeyi de bitirdik zaten bu ek düzeltmeler güneşin düzeltmesine dahil değildi bunları eledik geriye kırılma düzeltmem kaldı kırılma düzeltmem için ise ayrı bir tablon var o tablomda hemen bu sayfaların ilerisinde bulunan burası bu tabloyu nasıl kullanacağız öncelikle benim bilmem gereken basıncım ve sıcaklığım. Hemen bakıyorum. Benim basıncım 1020 barmış. Onu kitabımın şu üzerine yazalım ki daha kolay bir şekilde görebilelim. 1020 milibar. Sıcaklığımsa 22 santigrat dereceymiş. Bunları yazdıktan sonra tablomu şu şekilde alıyorum. 1020 milibar demiş. 1020 milibarı buldum. Bakın burası 1020 milibar. Şu çizginin ucundan bu tarafa doğru çizim yapacağım. Sıcaklığımsa 22 santigrat dereceymiş. 20 burasıysa 21 22 22 de burası olacak arkadaşlar. Paralel cetvelimi arıyorum. Düz çizginin olduğu yere koyarak 1020 milibarın olduğu yere doğru paralel çizim, paralel cetvelimi hareket ettirdim. Bakın 1020 milibarın önüne doğru geldim. Buradan hafifçe bir çizgi çekiyorum. Çünkü daha sonra tekrar kullanacağım. Çok fazla bastırarak deforme etmeyelim. Şimdi 22 santigrat derecenin olduğu yere doğru paralel cetveline gidiyorum. Bakın geldim. Tam burası. Tam şurada bir yerde kesişecekler. Bakın nerede kesişti? J kısmında kesişti. Gördük mü? O zaman ben bu J kısmından bakın hareket ediyorum. Buradaki J olan kısmında kısmımı kullanarak buraya giriş yapacağım. J sütununa hangi bilgiyle giriş yapacağım? Hemen ona gelelim. En son benim bulduğum haşa değerim 42 derece 06,3 dakikalık değerimle giriş yapacağım. Şimdi biraz daha şöyle görebilmeniz açısından kitabı yukarı doğru kaldırıyorum. Ve 42 derece 06,3 dakika bakın tam şu aralıkta bir yerde oluyor. O zaman bu aralığın karşılığında bakın J'nin olduğu kısım şuraya denk geliyor. Ve bu kısımda benim düzeltmem sıfırmış. Herhangi bir düzeltme yapmama gerek yokmuş. O zaman kırılma düzeltmenin olduğu yere de sıfır diye yazıyorum. Şimdi arkadaşlar bu tablomda görmüş olduğunuz değerleri topladığım zaman ben haşo değerimi bulmuş olacağım. Haşo değerimi 42 derece 21.5 dakika olarak buldum. Yani sekstantımızla gerçekte bizim e, yüksek ölçmüş olduğumuz yükseklik bu değermiş.